Geçtiğimiz Ocak ayında Joe Biden'ın Amerikan başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte Amerikan yönetimi dikkat çeken adımlar atıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından şimdi de Suudi Arabistan'daki füze savunma sistemlerini geri çektiği haberi geldi. Şimdi Washington'a gideceğiz. Karşımızda Ali Çınar var, dış politika analisti. Ali Çınar, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bu adımın detaylarını konuşmak isteriz. Patriot füze savunma sistemlerini Suudi Arabistan'dan neden çekti ve bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri aslında Yemen'den atılan füzeler, yani Suudi Arabistan'a atılan füzeler zamanında bunları çekmesi tabii tartışma konusu yarattı. Ama Washington kaynaklarından bilhassa Biden yönetiminin Asya Pasifik'e daha çok önem verdiği ve Rusya Çin'e karşı bu füzelerin Asya'ya gideceği, yerleştireceği beklentisi ve söylentisi var. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Trump'la Biden'ı karşılaştırdığımızda Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a daha mesafeli olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Savunma Bakanı Körfez ziyareti sırasında Suudi Arabistan ziyaret planı içinde olmasına rağmen iptal etmişti. Aynı şekilde Suudi Arabistan çok üst düzeyde bir Rus Savunma Bakanlığı yetkililerini Riyad'da ağırlamıştı. O nedenle acaba Suudi Arabistan'la Amerika arasında bir tansiyon yükselmesi mi var sorusu da gündeme geldi. Aynı şekilde 11 Eylül saldırıları sonrası gizli belgelerin açıklanmasında Suudi Arabistan'ın olup olmadığı da tartışma konusu. Bu konuda da Biden yönetimi ne olursa olsun açıklayacağını belirtti. Tabii Suudiler bu konuda tedirginler. Genele baktığımızda net bir tansiyon yok ama sıkıntıların olabileceği ihtimalleri var. Bu konuda da Pentagon sözcüsü John Kirby belirli hava savunma varlıklarının Riyad'dan çıkarıldığını teyit etti. Ancak Kirby şunu söyledi: Savunma Bakanlığı Amerika'nın ulusal çıkarlarını ve bölgesel ortaklarımızı desteklemek için Orta Doğu'da en gelişmiş hava gücü ve deniz yeteneklerimizin bazılarını temsilen on binlerce askeri hala barındırıyor açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan'da şu anda 3000'e yakın Amerikan askeri ve sadece Kuveyt ve Katar'da 30 bin toplam asker var. Yani Orta Doğu'da Amerika varlığını sürdürmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'a İran'dan veya başka yerlerden gelecek tehditlerde Pentagon biz Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını veriyor. Her ne kadar bu füzeler başka yere kaydırılacak olsa da. Ali Çınar, konuşmanın başında değindim. Orayı biraz açmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze sistemlerini Rusya ve Çin kaynaklı olası tehditlere karşı kullanmak üzere kaydırdığı yorumları yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri gücünü Asya'ya mı kaydırıyor demek oluyor bu? Böyle bir yorum var açıkçası. Çünkü Biden'ın yaptığı dış politika konuşmalarında hep Rusya ve Çin öne çıkıyordu. Zira Orta Doğu'da tam net olarak şu anda zaten Biden'ın dış politikası yok. Ama Çin'le rekabet, gelecekte en büyük tehditin Çin olduğunu hem Pentagon hem Dışişleri Bakanlığı da açıklamalarında vurguluyorlar. Aynı şekilde Afganistan'dan çekilme sürecinde de Biden ne şekilde artık askeri operasyonların bilhassa Orta Doğu'daki ve Afganistan'da başarısızlık sonrası farklı stratejilerin olabileceği sinyalini vermişti. Burada Çin ve Rusya'nın Amerika ile rekabet anlamında ve Amerika'nın gözdağı verme anlamında öne çıkacak. Çünkü Biden yönetimi geldiği gibi yönetime Güney Kore ve Japonya ile çok yakın temaslara başlamıştı. Ve bu müttefikleri öne çıkartarak Çin'e de gözdağı vermek istiyor. Ali Çınar, şunu da sormak istiyorum. Tabii Trump döneminde Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler özellikle Veliaht Prens Selman üzerinden çok yakındı. Biden döneminde bunun nasıl değişeceği merak konusu, tabii ilerleyen aylarda da bunu göreceğiz seyrini. Şimdi 11 Eylül saldırılarına dair o gizli belgelerden bahsettin sen de konuşmanda. Onunla ilgili FBI aslında ilk belgeyi açıkladı bugün, değil mi? Orada Suudi hükümetine yönelik bir suçlama var mı? Yok, açıkçası olsa bile ben Amerikan Adalet Bakanlığı, çünkü bünyesinde bu raporlar açıklanıyor, Suudi Arabistan veya bir ülkeyi töhmet altında bırakacak açıklamalardan sakınacağını tahmin ediyorum. Yani sansürlenebilir. Birçok 11 Eylül kurbanının yakınları Suudi Arabistan'ın net şekilde bu saldırının arkasında olduğunu açıklayan, vurgulayan demeçleri vardı. O nedenle resmi olarak da
bunu belirtmek istiyorlar. Amerikan hükümetinin belirtmesini istiyorlar. Ama ben 6 ay içinde bu raporlar peyderpey açıklanmaya devam edecek. Ama ben Suudi Arabistan'ın direkt olarak suçlanacağını beklemiyorum. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için Ali Çınar. Dış politika analisti Ali Çınar bizlerdeydi. Washington'daki bu son gelişmelerin de...